dacă mă înțelegi, de dacă nu, nu te-ntr-o sta. Hop, șa, la 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 li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Merhabalar, Comek'te turnuva haftasındayız ve şu anda çeyrek final mücadelesi Ilgın ve Sarayönü. Evet, Ilgın takımının servisini göreceğiz. Birinci setin final maç sayısı mı? Evet, sevgili seyircilerimiz, ilk set çeyrek finalde Ilgın alıyor. Hemen devam edelim. Arkadaşlar nasıl gidiyor arkadaşlar? Merhaba, Ilgın ekibi değil mi? Evet. Nasıl gidiyor maç? İlk seti aldınız. Süper, süper. Böyle devam. Evet, evet. Süper. Evet, yaz okulunda turnuvalar nasıl oldu? Neler diyeceksin? Süper yani bizi. Evet. Ediyorsunuz sevgili seyircilerimiz. İlk seti Ilgın aldı. Çeyrek finalde yakın ilçeler denk gelmiş. Yüzü aşkın komeklerde, yaz okullarında Ilgın ve Sarayönü. Evet, hocam burada. Arkadaşlar kolay gelsin. Tabii biraz moraller bozuldu mu? Evet. Ama önemli değil değil mi yani? Evet, önemli değil. Her şey tersine dönebilir. Bu bir oyun tabii. Nasıl gidiyor maç? Neler diyeceksin? Neler diyeyim işte, aynı. İnşallah kazanacağız seti. Komek yaz okulları ile ilgili neler diyeceksin? Bir şey diyemem vallahi. Heyecan var şu an. Evet, şimdi taraftarlar da değişti çeyrek final mücadelesinde. Ilgın bir tarafta, görüyorsunuz seyirciler bir tarafta. Ben hemen hakem heyetine gidelim. Hakem heyetine. Komek yaz okulu turnuva haftasında voleybol turnuvasındayız. Bakalım turnuvada kim şampiyon olacak? Hemen hocam merhabalar. Heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Evet, voleybol sizden soruluyor komeklerde. Evet, evet. Nasıl gidiyor hocam, turnuvayı bir değerlendirir miyiz? Gayet güzel. Çocuklarımız ilçelerden de geliyorlar. Çok güzel bir organizasyon oldu. Çocuklarımız çok memnun oldular. Kazananlar var, kaybedenler var ama son derece güzel oldu. Bir kaynaşma da söz konusu oldu burada. Son derece keyifli maçlar organize ettik. Komek'e, büyükşehirimize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çocuklar hem yaz okulunda eğlendiler hem de turnuvalar onları daha motive etti. Her branşta her bir final var. O da güzel. Tabii ki yani özellikle ben takımları şöyle bir tetkik ettiğimizde çok ciddi hazırlanmışlar. Hatta mesai saatlerinin dışında bile komek çalışanları öğrencilerimizle voleybol antrenmanlarını falan yaptıklarını söylediler. O da son derece keyifli oldu. Komek'teki yöneticilerimiz de çok böyle hırslı ve iddialı bir şekilde geldiler. Çok motive olmuşlar olaya. Hepsine son derece teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Çok iyi oynadıklarını da gördüm. Hani hakikaten. Gerçekten öyle. Yani bu kısa sürede bu kadar güzel bir oyun sergilemeleri son derece güzel, hoş oldu. Bundan sonraki süreçte de bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini kanaatinde içerisindeyiz. Herkese teşekkür ediyoruz. Evet, hakem burada, isim alalım hocam. Zarif Yıldırım. Zarif hocam, görev devam ediyor. Devam ediyor. Ne güzel, ne güzel. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sarayönü son hazırlıklarını da yaptı. İkinci set başlıyor. İlk set Ilgın'ın oldu. Bakalım ikinci set. Hocam nasıl gidiyor? Hemen bir tanıyalım maç öncesi. Şaban Çekiç. Komek kursunda ben de spor eğitmeni ve aynı zamanda bu müsabakanın hakemiyim. Ne güzel hocam. Çocuklarımız eğlenceli bir kurs döneminin sonunda sporla inşallah gayet eğleniyorlar. Bu da bugünün son müsabakası. Çeyrek finale çıkan son takım belli olacak. Hı-hı. O zaman maça odaklanıyoruz. İki takımı da başarılar diliyoruz. Bu güzel karelerle sizleri baş başa bırakalım. Sarayönü ile Ilgın arasındaki çeyrek final mücadelesi bütün hızıyla devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Şimdi ikinci setin molasına geldik. 19-19 gibi gördüm aynen hocam. Şu anda bayağı çekişmeli gidiyor. Zaten Sarayönü için şu anda son şans. Evet. Ilgın 1-0 önde. Ve bayağı da iyi gidiyor Sarayönü. Ulaş hocam, maçı konuşacağız. Şu anda Meram Fen Lisesi'ndeyiz. Spor evet, alanları en geniş okulumuz diyelim. Aynen öyle. Sizin şu anda aslında beden eğitimi öğretmenisiniz. Burada beden eğitimi öğretmeniyim. Evet. Şu anda da Türkiye'de okullar arasında değerlendirdiğiniz zaman bayağı üst seviyede sosyal alanlar olarak. İşte tenis kortları, basketbol sahaları, kapalı spor alanları, işte futbol sahası dediğiniz zaman bayağı üst düzeyde. Fen lisesi diye düşündüğünüz zaman bu insanlara biraz garip geliyor ama bu çocukların denge dersi ve sporu dengeli götürdüğü zaman daha başarılı olduğu bir gerçek ortaya çıkıyor. O zaman bu sosyal alanlar çok önemli. Hatta espri yapıyordum. Spor lisesi mi oldu? Fen lisesi aynen diye, öyle. Fen lisesi, hocam gelelim Komek yaz okullarına. Evet. Duyduğunuz zaman ilk
geçen yılda kısmı yapıldı ama bu sene 20 bin aşkın öğrenci yaz okullarında. Aynen. Nasıl yorumlarsınız, neler dersiniz? Ya şöyle, şimdi çocukların bizim en büyük eksiğimiz sosyal etkinlikler. Ya özellikle çocukların bu boş zamanlarında, ki bu yaz dönemi tatil dönemidir. Bu dönemlerde bu çocuklar bu şeylerden kısırdır, yani eksiktir. Komek bunu birçok alanda tamamlıyor. Birçok eksiğini gideriyor, birçok şeyini tamamlıyor. O yüzden de bence süper. Süper de gidiyor. Çocuklar da çok mutlu. Bizler de çok memnunuz. Veliler de çok memnun ki şu anda bile önümüzdeki senenin plan ve programlanması yapılmaya başlandı. Yani o derece üst seviyede gidiyor şu anda. Hocam maça devam edelim. Evet. Sevgili seyirciler, şu an maç odaklanıyoruz. Biz maç anlatıyoruz. Şu an 22-19. Saray öne, az önce 19-19'du. Evet. 22-19 öne geçti. Bu şey çok önemli. Bu ılgın. Bu servis çok önemli. Bu şeyi alırlarsa sonrasında seti de alabilirler. Ve verdiler sayıyı. Evet. Aynen, şu anda 22-20. Çekişmeli gidiyor. Hala devam, hala devam. Dengeli gördüm çocuklar. Aynen. Ne dersiniz? Ya şöyle, tabii ki çocuklar özellikle dedim ya, bu şey, spor kısmına çok açlar. 22-21. Ve seviyorlar da. Şu anda onların yaşadığı heyecan, stres görülmeye değer. Şu her şeye değer. Yani skoru boş verin. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği. Şu heyecan her şeye değer. Ve bunu birçok şeyde yapamazsınız, tamamlayamazsınız. O yüzden bence güzel. Ve evet, auto attı. Auto attı, evet. İkinci set inanılmaz çekişmeli gidiyor. Karayönü. Aynen, ve en iyi servisçisi. Öyle 10 numara, aynen. Bakalım, nazar değmesin ama. Nazar değmesin. Evet, iyi servis. Çok iyi ama çok güzel. Şimdi bu çok önemli. Ve çok heyecanlı verdi set sayısı. Ama hala devam ediyor. Aynen. Hala oldu. Kesinlikle. Hala devam ediyor. İyi şeyler olabilir. Hala devam ediyor. Hala bir şansları var. İkinci set. Ama burada da bu da servisi çok iyi atıyor. Güzel. Gerçekten takımlar çok dengeli. Aynen. Güzel. Evet. Ve biraz inada bindi. İnanamaz. Gerçekten. Karşılıklı resleşmeye döndü. Hani üç pas lazım ama. Evet. Ama çok heyecanlılar dedim ya. Son ikinci set için çok kesinlikle önemli bir sayı. Çok önemli. Hayır. Evet. Maalesef. Ama iki takım da güzel oynadı. O bir gerçek. Evet. Bence sevgili seyircilerimiz, ikinci seti de Ilgın aldı. Şimdi Sarıyönü'nü gezdim. Ilgın'ı da çok gezdim ama Sarıyönü'nün gerçekten spora çok merakı olan bir yer olduğunu biliyorum. Aynen öyle. Futbol olsun, spotu, amatör sporlar olsun. Hani formaları falan da güzel. İkinci seti de aldılar 2-0. Son set büyük heyecana sahne olacak. Bence iki takımı da alkışlamak lazım. Çünkü hem çok güzel bir maç oldu. Hem de çocuklar çok gayretliydi ve i̇ki inanılmaz başarılı. İki set üzerinden mi oynanıyor hocam? İki kazanılmış set üzerinden. 1-1 olsaydı tiebreak setine gidecekti. Hemen o zaman gidelim, röportajlarla birlikte alalım. Evet Sarıyönü hocam, çok heyecanlı bir maç. Evet çok. İkinci set çok heyecanlıydı. Evet, kıran kıran bir maçtı ama. Tabii ağlayan arkadaşlarımız oldu ama yani. Olsun hocam, canları sağ olsun. Nasıl geçti hocam, neler diyeceksiniz? Turnuvalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle aktiviteler çok güzel bir şey. Öğrencilerimiz böyle katılımlara girmesi. Kazanmak da var, kaybetmemek de var. Yapacak hocam, bir şey yok. Çok iyi sporcular var. Hani böyle izlediğim zaman büyük bir moral buldum. Olsun. Geleceğimizin voleybolcuları, milli takım sporcuları inşallah çıkar. İnşallah. Kızlarımız gayet güzel. Biz onlardan memnunuz. Seviyoruz da kendilerini. Evet. Arkadaşlar bir tanıyalım. Canlar takımın 10 numarasını bir alalım. Herkese alalım buraya. 10 numara. Yani o 23'teki o set kaptanım iyi servisti ama basit kaybettiniz. Evet, öyle oldu yani biraz. O sayıyı da alsanız her şey değişebilirdi. Evet, değişebilirdi ama kaybetmek de var, kazanmak da. Turnuvalar için ne diyorsunuz? Komeklerle ilgili, komek yaz okullarıyla ilgili. Ne diyeceğiz? Evet, heyecan. Hemen böyle diyorsun, aradan sıyrılıyorsun yani. Evet arkadaşlar, maçı bir değerlendirelim. Maç güzeldi ama işte kazanmak da var, kaybetmek de. Hayırlısı olsun. Evet, bu arada hocam formalarla falan harika. Yani evet, Sarıyönü. Evet. Sağ olsunlar. Evet. Kızlarımız kendileri de istedi bu rengi olmasını. Sağ olsunlar, çok güzel. Elimizden geleni yaptık ama canları sağ olsun hepsinin. Peki arkadaşlar, bir el sallıyoruz. Sarıyönü çeyrek finale veda etti. Şampiyona gidiyorum. Şampiyon takıma gidiyorum. Evet. Gel Safa, gel. Arkadaşlar geliyorum. Tezahürat alıyorum. Adem hocam. Evet hocam. Herhalde hemen şampiyonluk çeyrek finali müjdelediniz okula herhalde. Evet, kendi biz Ilgın'dan geliyoruz zaten.
Çocuklarla evet bir aydan beri, 1,5 aydan beri çalışıyoruz. Gayet turnuvaya iyi hazırlandık. Derece yapacağımıza da inanıyoruz. Öncelikle Konya Büyükşehir Belediye ve bizim Ilgın Belediye çok teşekkür ederiz bize. Yemek ister ondan sonra spor malzemesi her türlü desteği verdiler. Çok teşekkür ederim. Kızlarımla gurur duyuyorum. Hemen yorumları alalım. Maç değerlendirmesi kim? Takımın kaptanı varsa alırız. Herkese konuşacağım. Kaptan gel buraya. Nasıl oldu? Neler diyeceksin? Şu çeyrek finali kutlayalım. Kutlayalım. Şu anda zaten bayağı sesim gitti. Biraz da rahatsızdım. Onun için fena şekilde kendimizi verdik. Aldık maçı. Bütün arkadaşlarım çok güzel yarıştı. Hocamız da mükemmeldi. Mükemmel bir şey olunca da biz mükemmel olduk. Evet, komik yaz okullarında turnuvaların hem futbol, voleybol, basketbol turnuvaları nasıl oldu? İyi oldu mu? Sizi ne yönde etkiledi bu tip turnuva? Biraz daha geliştirdik kendimizi spor açısından da. Yazın boyunca yatmadık hani. Hem kendi fiziğimiz de kilomuz da tamamen aynı kaldı. Benim sesim iyice gidiyor, başkası benim. Hemen arkadaşlar değerlendirelim. Şöyle bir alalım arkadaşlar. Evet, seni şöyle alalım yan yana. Bir değerlendirme, ya, maçı değerlendirelim. 1,5 ay falan antrenmana gittik. Adem Hoca, evet Adem Hocamız sağ olsun. Onun sayesinde buralara kadar geldik. Onun sayesinde ilerledik. Bu da Ilgın'a hediyemiz olsun. Aynen. Evet, değerlendirmeler. Valla çok güzel bir maç oldu. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Onların sayesinde ve Adem öğretmen çalıştırdığı için oldu. Bu kadar. Komek yaz okulları ilgili ne diyorsun? Nasıl? Yani komek yaz okulları bizi geliştirdi. Çok iyi bir aktivite oldu. Evet arkadaşlar, komik yaz okulları ile ilgili düşünceleri alalım. İyi bir uygulama bence. Yani her yıl olması gerekiyor. Neler çekseydiniz? Ne farklıydı? Diğer okullardan farkı neydi yaz okulunun? Yaz okulunda eğlenceli vakit geçiriyoruz. Okulda o kadar vakit geçirmiyoruz. Bence yaz okulu süper bir yer. Evet, hemen şöyle devam edelim. Sen neler diyorsun yaz okulları ile ilgili? Çocukların gelişimi için çok güzel bir şey. Meram Fen Lisesi Müdürü ile birlikteyiz. Hocam bir tanıtalım. Meram Fen Lisesi Müdürü Murat Şen. Murat Hocam, yaz okullarında voleybol turnuvası evet. Sizin bu salonunuzda yapılıyor. Evet. Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Öncelikle bu komek kurslarının açılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey'e, Meram Belediye Başkanımız Fatma Hanım'a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Mukadder Bey'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Dursun Ali Bey'e böyle güzel bir organizasyon içerisinde bulundukları, çocuklarımızı yaz aylarında en güzel bir şekilde, verimli bir şekilde geçirmelerinde emek harcadıkları için kendilerine öncelikle gerçekten canı yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür kursların, bu tür eğitimlerin yazında devam etmesi, önümüzdeki yıllarda devam etmesi öğrencilerimizin gerek fiziksel, gerek bedensel, gerek ruhsal alanların gelişmesinde çok faydalı olacağına inanıyoruz. Şu anda okulumuzda komek kursları çerçevesinde işte görüyorsunuz sportif faaliyetler burada devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda okulumuzun her türlü sportif müzik faaliyetlerine imkanları mevcuttur. Önümüzdeki yıl kurs merkezi olarak okulumuzun değerlendirilmesini istiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki eğitim bir süreçtir. 365 gün 24 saat biz bu çocuklarımızın gelişmesi yönünde her türlü desteği veriyoruz. Onlar bizden bir şeyler istesinler. Gerek camiamız gerek belediyemiz olarak biz onların yanındayız. Her zaman bizden talep etsinler. Biz desteği vereceğiz. Bu kurslarında çok başarılı, faydalı olduğuna inanıyorum. Çok serin, renkli, hareketli, heyecanlı, üretken, verimli, değerli olacak. Bu yaz bambaşka olacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi Komek Yaz Okulları'nda turnuva haftası devam ediyor efendim. Şimdi de Yakar Top'a geldik. Kaleli Yakar Top turnuvası devam ediyor. Otobüslerimizde öğrenciler geldi. Nerede oluyor turnuva? Hemen söyleyelim sevgili seyircilerimiz. Yaşar Doğu Ortaokulu Konya Karatay'da oluyor. Hemen şöyle devam edelim. Spor salonuna gideceğiz. Aynı zamanda kışın döneminde biliyorsunuz Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu projesiyle öğrencilerimize ulaşmıştı. Yazınsa yaz okullarıyla çok güzel hizmetler veriliyor. Yaz okulu hem eğlendiriyor hem öğretiyor. Şimdi de turnuva zamanı. Bakalım kaleli yakar top neymiş, nasıl oynanırmış? Gidelim spor salonumuza, ayrıntıları alalım. Konya Büyükşehir Belediyesi Komek Yaz Okulları'nda turnuva haftasındayız. Ve şimdi kaleli yakar top turnuvasında finallere doğru gidiyoruz. Arkadaşlar hazır mısınız? Hayır! Hazır mısınız? Hayır! Hemen takımları alalım. Nereden geldik? Yine Sarıyönü var herhalde. Evet. Başkanı kimler var yarışmayalara gelen? Hangi? Selçuklu. Selçuklu. Altınekin. Altınekin. Bosna. Bosna. Kulu. Kulu. Bosna. Evet, gördüğünüz gibi sevgili seyirciler bütün 100 Komek kurslarından gelen arkadaşlarımız var. Şu anda arkada da kaleli yakar top. Bunların turnuvası da var. Çok profesyonel manada okullarımıza yapılmıştı. Yaz okullarında da şu anda bu salonumuzda kaleli yakar top finalleri yapılıyor. Ben de izlemeye gidiyorum. Nasıl gidiyor? Neler diyeceksiniz arkadaşlar? Biz çeyrek final alacağız. Siz çeyrek final. Bir dakika. Sarı, ben de öne geçeyim. Bir dakika. Sarıyönü dur. Evet, şöyle öne geçeyim. Çeyrek finale geçenler burada. Sizi tanıyalım şöyle. Biz iki set yendik. Evet. Şimdi bir daha oynayacağız. Çocuklar çok dolduruyorsunuz ama durun bakalım. Evet, şöyle duralım. Evet, şöyle konuşmak isteyenleri alayım. Değerlendirme yapmak isteyenleri. Evet. Biz ilk maçımızda bizim rakiplerimiz gelmedi. İkinci maçımızda da yenildik ama haksızlıktan dolayı. Haksızlıktan dolayı. Evet, sen ne diyeceksin canım? Komek Yaz Okulları turnuvaları ile ilgili. Biz birinciyi yendik. Onun için çok sevinçliyiz. Bunu da yenmeye kararlıyız. Çok sevinçliyiz. Evet, başka alalım arkadaşlar. İnşallah bunu da kazanacağız. Bekliyorum. İlkini kazandık, ikincisini kazanacağız inşallah. Az sonra bir daha yarışmaya gireceğiz. Allah izin ver. Nasıl oldu turnuva? İyi oldu mu? Kaleli'yi ya tartın. İlk başta bilmiyordum ama internetten bakarken, yolda gelirken, kuldan geçen işte birkaç tane öğrendim. Burada da izledim işte bir tane. Sonra oynadım ve kazandım. Ne güzel. Hangi şubeden geliyoruz? Kulu. Kulu. Bakalım neler olacak? İnşallah. Seni düşünceli alalım. Yaz okulları, turnuvalar. Kendini tanıt, okulunu tanıt. Benim adım Beyza. Evet. Alavardı'dan geliyorum. Bir tane maçı yedik. İkincisini de yendik. Şimdi üçe çıkıyoruz. Üçüncü maçında çıkacaksın. Evet, Şumraloğlu'yla. Oo, heyecanlı bir şekilde devam ediyor evet, yani. Evet, heyecanlı. Nasıl oldu Komek Yaz Okulları? Spor var içinde, değişik etkinlikler. Neler dersin? Bende çok iyiydi Komek. Hem Kur'an-ı Kerim vardı. Hem de ekten spor faaliyetleri de vardı. Hı. O yüzden ben çok sevdim Komek'i. Herkese tavsiye ederim burada. El işleri, sanatsal evet, yönüyle de vardı. Evet, sanatçılar. Evet. Sen neler diyeceksin? Önce bir kendini tanıt. O çok güzel. İyi ki katılmışım Komek Okulu'na. Birçok şey kazandırdı bana. Şu anda yarışmaya geldik. Kazanmak istiyoruz tabii herkes gibi. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah kazanırız. Hangi Komek'ten geldiniz? Kulu. Kulu. Evet sevgili seyircilerimiz, çok teşekkür ediyorum. Başka düşünceleri almak istediğim arkadaşlarım var. Onlar heyecanlı. Kameramız geldiyse turnuvaya onların da düşüncelerini alalım. Evet, senden alacağım. Benim ismim Ayşe, soyismim Çolakoğlu. Evet. Altınekin Ortaokulu Komek'ten geliyorum. Biz birinci turnuvayı kazandık. İkinciyi de kazandık. İnşallah üçüncüyü de kazanacağız. Ve çok eğlenceli bir şekilde gidiyor. Herhalde turnuvaların olması güzel oldu. Mesela voleybol, basketbol, futbol, bilgi yarışmaları evet. Ve şimdi de kaleli yakar top. Evet, çok bakalım güzel bence. Çok güzel, ne güzel. Evet, heyecan yüksek. Biz de maçlara odaklanalım. Görüntüleri sizlerle başlığa getirelim, devam edeceğim. Sevgili seyircilerimiz, Komek Yaz Okulları'nda yakar top turnuvasındayız. Gördüğünüz gibi bu kaleli yakar top. Gerçekten çok güzel, çok zevkli, çok yoğun katılım var. Finaller bütün hızıyla devam ediyor. Hakem heyetimizle birlikteyiz, hocalarımızla birlikteyiz. Hocam bir tanıyalım sizi. İsmim Yeter Pelin, Mimine Hatun'la spor hocasıyım. Evet hocam. Şu anda yakan top turnuvasının hakemiyim. Evet. Arkadaşlarım da hakem, çocuklarımız burada. 30 tane takım turnuva yapıyoruz. Kaleli yakan top turnuvasındayız. Elime usulü yapılıyor. Devam ediyoruz. Evet. Evet, sizleri tanıyalım hocam hemen.
Önder Kiraycı, spor koordinatörüyüm. Evet hocam. 30 tane ilçelerden ve buradaki Konya merkezlerden katılımlarımız var. Çok güzel ve eğlenceli bir şekilde devam ediyor yakan toplarımız. Evet. Hem sevgili seyircilerimiz voleybolda hem de burada 30'ar takım, evet, oluşmuş durumda Komek'teki bünyelerde. Hocam nedir bu kaleli, biz yakar topu biliriz çocukluğumuz ama bu kaleli olunca ne oluyor? Daha çok strateji, çocukları biraz mantığa, birazcık daha düşünmeye dayalı bir oyun sistemi. Her iki takım karşıda birer kalesi var. Karşılıklı stratejik olarak Langırt'a benzeyen bir oyun diyelim. Peki takımlar bir ayrılabilir mi görelim. Hemen. Maç başlamadan çizgileri de gösterelim, anlamamız kolay olsun. Hocam bu arada sizi tanıyalım. Sinan Tetik, milli sporcuyum. Evet. Altın Ekin'de spor öğretmenliği yapıyorum. Branşınız ne hocam? Branşım Altef, Avrupa şampiyonuyum. Maşallah. Evet gördüğünüz gibi Komek'lerde Avrupa şampiyonları hocalarımız var. Öğrenci yetiştiriyorlar. Hocam yakar top turnuvasındayız. Evet, bizim takım da katılıyor. Devam ediyorlar. Herkese başarılar diliyoruz. Evet hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam şimdi kaleli yakar topta bu taraf Kulu herhalde. Evet Kulu. Evet. Mimine Hatun Hanımlar lokali. Kulu'nun kalecisi Mimine'nin arkasında. Mimine'nin kalecisi de Kulu Cihan Bey'in arkasında. Arkadaki formalara dikkat edelim. Onlar seçilen ilk kişiler. Evet kalecilerimiz. Kaleci topu atacak, takımı vurmaya çalışacak. Topu yerden gelirse karşı takım alacak, tekrar onu vurmaya çalışacak. Böyle. Evet. Hiç durma yok. Yok. Vurulan kişi arkadaşının kale, evet, kalesinin gidiyor, yanına gidiyor. Ve kaç tur oynanıyor bu? Yani İki tur. İlk tur bitince bir daha oynuyor. Evet. Sonrasında sonuç ortaya. Aynen öyle. Peki arkadaşlar hemen gelelim. Hazır mısınız? Hazırız! Hazır mısınız? Hazırız! Benim kızım gibi ya, öyle bir ağız. Bir anda gözümde Saliha canlandı. Evet. Yenmek var ama kaybetmek yok. Kaybetmek yok. Aman aman. Senin adın ne? Elif. Elif. Nasıl gidiyor turnuva? Çok güzel. Güzel. Güzel oldu mu bu turnuvalar? Evet. Neler demek istersin turnuvalarla ilgili? Çok güzel. Bence harika bir şey kurmuşlar. Evet. Çok eğlenceli ve zevkli. Sağlı mısınız kaleli kartopla? Evet. Finale kadar devam edelim. Tanıyalım sizleri, tanıyalım. Nereden? Kulu takımı. Kulu. Evet. Neler demek istersin? İlk katılmış, tekrar demek istiyorum. Bu yarışmaya kazanmak için geldik buraya. Boş dönmek istemiyoruz. Karşı takıma başarılar diliyorum. Dualarınız bizimle olsun diyorum. Evet, neler diyeceksin? Biz burayı yenmek için geldik. Şu anda yarı finaldeyiz. Ve bunları yenmeyi düşünüyoruz. Kazanmak var ama yenilmek yok. Harika. Peki. Evet arkadaşlar, buraya toplanıyoruz. Evet, sizleri tanıyalım hemen. İsmim Yağmur Nurasa. Mümine Hatun Hanımlar lokalinden katılıyorum. Nasıl gidiyor turnuvalar? Neler dersin? Komek'te turnuvalar nasıl oldu? Yani çok güzel gidiyor. Hani bütün takımları yeniyoruz. Evet, sen neler diyorsun? Evet, bütün takımları yeniyoruz. O yüzden çok mutluyum. Evet. Ve hepsini yeneceğiz. Ve kupayı kaldıracağız yani. Kupayı kaldıracağız. Kaldıracağız. Öyle mi? Kaldıracak mısınız? Evet, kaldıracağız. Kaldıracak mısınız? Evet. Peki, devam edelim. Bekliyorsunuz. Bir dakika. Seyircilerin havasını alacağım. Hocam biraz bekliyoruz. Şimdi bir dakika, burada nasıl güzel tezahürat yapıyorlar? Burada sesçiler var. Komut veriyorlar aşağıda. Amigolar burada, onlar da. Arkadaşlar ne olur maç? Maç ne olur? Bence Mümine kazanır kesinlikle. Mümine kazanacak, başka kim kazanacak ya? Turnuva nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Bence Mümine kazanır, başka bir şey yok. Moralini bozma, rakibini boz. Evet. Kulu'dan geldiniz. Evet. Nasıl gidiyor Komek'ler, neler diyeceksin? Süper. Nasıl? Bayılıyorum. Neler yapıyorsun? Yüzmeyi öğreniyoruz, yemek yapmayı. Sonra sporu öğreniyoruz, her şey. Kalın yıkma topla güzel oldu değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, başarılar. Hem Kulu'ya, Kulu Komek'e hem de Mumine Hatun'a. Şu anda takımlar oluştu ve izliyoruz şimdi.
Pelin Hocam, ilk seti aldı takımınız. Evet aldı. Bu son artık, son tur. Son maç, evet. Hocam şimdi biraz şöyle geçelim. Kameramız maçı çekerken biraz daha odaklanalım. Çok zevkli, yakın mesafede ve herkesin oyunun içinde olduğu bir turnuva bu. Evet, tamamen çocukların zevk aldığı, 9-12 yaş grubunun eğlenerek oynadığı bir oyun. Evet, şimdi biraz daha mesela hakemlerimiz var. İki hakemimiz var iki tarafta. Ortada bir çizgi var. Çizgide iki hakemimiz var. Hakemler çizgiyi, çocukların ayaklarının çizgiye değmemesi gerekiyor. Atışlarını çizginin içinde yapması gerekiyor. Çizginin dışında yaptığı zaman veya çocuklar vurulduğu zaman hakemler müdahale ediyor. Çocuklarımızı kalecilerin yanına gönderiyoruz. Evet. Şu anda kaç kişi, hangi takım avantajda? Şu anda Mümine Hatun daha avantajlı. Kulu tek takım kaldı. Tek kişide nasıl bir kural olur? En son kalecisi girer. Kalecisi girmediyse oyuna. Girdikten sonra o da eğer vurulursa Mümine şampiyon. Evet, bu turu alacak. Bir kişi kaldı. Bunun bir sayı yok değil mi? Son. Yok, tuttuğu sayı zaman yok. Ne olur? Top kendisine. Tutu hemen onlarla devam ediyor. Mümine'yi vurmaya çalışıyor. Evet, biraz işi zor gibi. Kulu şu anda. Aynen. Tek kişi kaldı. Oo. Ve kazanan Mümine oldu. Evet, Mümine kazandı. Arkadaşlar toplanın, toplanın. Evet, tebrikler. Demiştiniz bu turu geçeceğiz. Evet, geçeceğiz. Evet, Mümine Hatun turu geçti. 10-15 dakika civarı sürüyor ama zevkli bir spor. Evet, çok zevkli. Artık final oldu, öyle evet. mi? Evet. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Çok zorlanmadık. Teşekkürler. Biz zorlanmadık. Evet. O zaman sizi buluşturalım taraftarlarımızla. Evet. Evet, Komek Yaz Okulları turnuvalar haftasında yavaş yavaş finallere gidiliyor sevgili seyircilerimiz. Yakar Top'ta da final gününe, cuma günü bakalım neler olacak. Hem turnuvaların avantajları, neler yaşanıyor Komek Yaz Okulları'nda bunları konuşalım. Kendini tanıt bize. Adım Dilara, soyadım Çizmeci. Evet. Komek Yaz Okulu çok zevkli geçiyor. İşte çeşitli faaliyetler, sporlar yapıyoruz. Çok zevkli. En çok neyi seviyorsun? Spor. Spor branşı biraz daha sana hitap ediyor yani. Evet. Başka? Ne var? Yüzme. Yüzme de güzel. Harika. Evet. Sen kendini tanıt. Adım Gülizar, soyadım Doğan. Komek Yaz Okulları'nı çok seviyorum. Yüzme dersini seviyorum. Spor derslerini seviyorum. Başka? Hiç böyle bir takımda olabileceğini hayal ediyor muydun? Yani bir takım olacak, okulu temsil eden sen olacaksın. Etmiyordum. İlk defa oldu herhalde. Evet. Evet. Sen neler diyeceksin bu turnuvalarla ilgili? Komek okullarıyla ilgili. Ya turnuvalar çok güzel geçiyor. Zaten yaz okulumuzda daha çok faaliyetler eklendi. Şimdi pratik mutfağımız geldi. Yani en sevdiğim de yüzme, spor, şimdi pratik mutfak. Çok zevkli yani. Turnuvalar falan çok güzel geçiyor. Şimdi bilgi yarışmaları da başlayacak, evet. Değil mi? Her alanda tefsir dersinden bir sınava girecek isteyenler. Evet. Büyük bir heyecan var. Her alanda turnuva var. Evet. Satrançta oldu, evet. Masa tenisi oldu, voleybol, basketbol. Gidiyor. Evet, sen neler diyeceksin? Şöyle toparlıyoruz. Ya ilk geldiğimde böyle bir turnuva falan yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama burada olduğuma çok sevinçliyim ve kazandığıma ayrı bir sevincim var. Evet. Çok mutluyum. Evet. Vallahi ben mutluyum. Niye diyeceksiniz? Çünkü turnuvaları kazandık, finale gidiyoruz. Mutluyuz. Evet, Komik Yaz Okulları da bu sene böyle geçti. Evet. İyi miydi? Çok güzeldi. Ne güzel. Bakalım seneye ne olacak? Seni de dahil olacak mısın? Olabilirim, bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Evet, şöyle devam edelim görüşmeleri almaya. Daha Mümine Hatun bekliyor bizi sağ olsun. Sen neler diyeceksin? Adım Avanur. Komek Yaz Okulu acayip şekilde güzel gidiyor. Biz hazırlandık, antrenman yaptık. Yakan Top çok iyi bir takım olduk. Arkadaşlarımın hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Finalde de geçtik, çok mutluyum. Evet, finalde başarılar diliyoruz. Bakalım final önemli. İyi hazırlanacaksınız cuma gününe, öyle mi? Evet. Mümine Hatun'u, Komek'i en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Tabii ki. Alalım tezahüratı. Buyurun. 1, 2, 3. Yendik, şişirdik. Akşama dolma pişirdik. Yendik, şişirdik. Akşama dolma pişirdik. Yendik, şişirdik. Akşama dolma pişirdik. Bir dakika, dolmayı kim pişiriyor? Biz pişiriyoruz. Biz. Evet, siz dolma. Evet. İyi yapıyor musunuz dolmayı? Evet, yapıyoruz. Yapın da yiyelim biz. Tamam. Evet. Hadi tamam. Bakalım. Ooo!
1, 2, 3. Tencere tencere, düdüklü tencere. Aşkım Lümine, oye. Karışma bizde, paslar bizde. Yengen, zengen, oye. Bu müthişti ya, harikasınız. Siz amigonuz kim? Kim hazırlıyor böyle her şeyi öğretiyor valla? Hocalarımız. Hocalarımız i̇şte burada. Yalnız finale daha iyi şeyler yapmanız lazım. Evet. Hocalarımız öğretiyor bizi. Evet. Finalde daha iyi şeyler olması lazım. İyi bir takım ruhu, iyi bir 12. adam olun. Değil mi? Kaç kişi oynanıyor yukarı top? 10. 11. adam bunlar olacak seyirci. Daha iyi, daha büyük tezahüratlar, daha büyük coşku. Koçları alalım. Eğitim koçlarını da alabiliriz. Bir, iki, üç. Lümine! 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 Görüyorsunuz sevgili seyirciler. Arkadaşlarımızın heyecanını finale saklayalım. Gerçekten son derece heyecanlı. Komek yaz okullarında turnuvalar haftası ve her branşta komek yaz okulları turnuvalara katılıyor. İlçelerden gelen takımlarımız var. Bir kaynaşmaya vesile oluyor. Kendini zinde hissetmeye vesile oluyor ve çok da çekişmeli geçiyor. Voleybolu çok son derece heyecanlıydı. Yakar top da öyle ki bunun turnuvası var zaten. Onlar kendi okullarında da turnuvada oluyorlar ama takımların uyumu süperdi. Hepsini tebrik ediyoruz. Sevgili seyirciler. Biliyorsunuz programlarımızın bazı bölümlerinde değerler okulun önemli bir aşaması var. Bu da değerler eğitimi. Değerler eğitimleri hem sinema gösterimleriyle hem de onlara verilen kitaplarla yazılı ve görsel işleniyor. İsterseniz değerler eğitimiyle ilgili hazırlanan kısa bir fragmanımızı izleyelim ve öyle veda edelim. Bugünlük de bu kadar. Fragmanı izleyerek sizlere veda ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın deyip bir el sallayalım mı? Hoşça kalın. Bu yaz çok serin, renkli, hareketli, heyecanlı, üretken, verimli, değerli olacak. Bu yaz bambaşka olacak.
Alışacağım, alışacağım. Her şeyi ben mi yapacağım? Her şeyi ben mi yapacağım? Ama ben yapmayayım. Ben yapmayayım. Her şeyi ben yapmayayım. Çok çalışıyorum. Ben geçmeyeceğim. Ben geçmeyeceğim. Ben geçmeyeceğim. Ben geçmeyeceğim. Ama çok yoruldum. Çok yoruldum. Yorulmam lazım. Thank you.